والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya. Son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli müminler, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri İslam mektebinde, iman medresesinde biz insanları olgunlaştırıyor, kemalata erdiriyor. Kur'an ve İslam mektebinde, iman medresesinde yetişen insanlar tıpkı Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in özelliklerini elde etmeye gayret ederler. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Eddebeni Rabbi fe ehsene te'dibi" buyuruyor. Yani beni Rabbim edeplendirdi, o beni yetiştirdi, o ne güzel yetiştirdi diyor. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anhaya soruyorlar. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ahlakıyla övüyor ve sen üstün bir ahlak üzeresin buyuruyor. Peki nedir onun ahlakı diye sorduklarında Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Demek ki Kur'an medresesinde yetişen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı üstün ahlak olunca, aynı Kur'an'ın ahlakını biz almış olsak, o ahlak ile mutahallik olmuş olsak, biz de üstün bir ahlaka sahip olmuş oluruz. Demek ki Kur'an-ı Kerim bize sadece namazı ve orucu öğreten bir kitap değil, aynı zamanda güzel ahlakı da öğreten bir kitaptır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettikleriyle Rabbimizin Kur'an'daki beyanlarını birleştirdiğimiz zaman kamil bir insan profili meydana gelmiş olur. Bugünkü dersimizde de Kur'an ve sünnetin bize öğrettiği kemalattan bir tanesini müzakere etmiş olacağız. Kıymetli dostlar, insanoğlunun Allah'a ve çevresine verdiği sözler vardır. Bu sözleri yerine getirmeye vefa deniyor. İnsanda bulunması gereken özelliklerden birisi de vefadır. İnsana yakışan da vefadır. Yani sözünde sadık olmak, sözüne durmak ve Allah'a karşı, insanlara karşı, çevresine karşı sorumluluk olarak üzerine aldığı şeyleri usulüne uygun bir şekilde yerine getirmeye vefa diyoruz. Mü'mine yakışan budur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem
kafirden daha şiddetli olan, daha çirkin olan münafığın özelliklerini anlatırken hadis-i şeriflerinde üç tane alametten bahseder. Bir tanesi konuştuğu zaman yalan konuşur. Yalancılık müminle bağdaşmaz, imanla bağdaşmaz. Bir mümin yalan söyleyemez, söylememeli. İmanın en çok zıt olduğu şey yalandır. Yalan söylemek ve bilhassa yalan yere şahitlik yapmak, imanla hiçbir araya gelmeyen çirkin bir tutumdur. Olsa olsa kime münasip olur, kime yakışır, kimin alameti olur? Münafık olan insanın. İkinci alameti, وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Yapacağım der, yapmaz. Vereceğim der, vermez. Geleceğim der, gelmez. Üçüncü alameti de وَاِذَا تُمِنَ خَانَ. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanetlik yapar. Demek ki sözünde durmamak, vaadini gerçekleştirmemek ve sözünde vefasız olmak nifak alametlerinden kabul edilmiştir. Münafıklık alametlerinden kabul edilmiştir. Onun için biz Müslümanlar imanımızı ve Allah'a kulluğumuzu vefasızlıktan pırıl pırıl tertemiz yapmalıyız. Yani vaatlerimizde ve sözlerimizde mutlaka sadık olmalıyız. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, evfu bil ukud, akitlerinizi ifa edin, yerine getirin buyuruyor. Ve evfu bi ahdillahi izâ âhedtum, Allah'a verdiğiniz sözleri mutlaka yerine getirin diyor. Bizim Allah'a karşı verdiğimiz sözler var, çevremizdeki insanlara, çocuklarımıza, eşlerimize verdiğimiz sözler var. Alâ külli hâl, bunlar Allah'a verdiğimiz sözler, çevremize verdiğimiz sözler vefa babından yerine getirilmelidir. Ancak temel olarak baktığımız zaman bir Müslümanın verdiği sözler bir kısmı yerine getirilmesi farz ve vaciptir. Olmazsa olmaz, değilse haram olur. Bir kısmının yerine getirilmesi, uygulanması güzeldir. Fakat bazı vasiyetler vardır ki, bazı sözler vardır ki, onların yerine getirilmesi sakıncalı olur. Yani yerine getirilmemesi gereken bir takım sözler de olabiliyor. Bugünkü dersimizde bu başlıkları siz kardeşlerimizle inşallah müzakere etmiş olacağız. Evvela şunu ifade edeyim. Allah'a verdiğimiz sözler var. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbim bu kelime-i şehadetten ve ehlinden dünyada ve ahirette bizleri ayırmasın, mahrum eylemesin. Biz bu kelime-i şehadetle beraber Allah'a söz verdik. Neyi söz verdik? Varlığını, birliğini, kudretini, azametini kabul ettikten sonra ne emredersen baş üstüne, haramlara, helallere, farzlara, vaciplere dikkat edeceğimize dair söz vermiş olduk. Bir insan başındaki amirin amirliğini kabul ederse onun talimatlarına da uyacak. Bir insan Allah'ın Rabbliğini kabul ediyorsa, vahdaniyetini, birliğini kabul ediyorsa, kainatı yoktan var eden, sevku idare eden o olduğuna inanıyorsa, o zaman onun emru fermanına da inanmış olacak, yasaklarına da inanmış ve dolayısıyla bunları yerine getirmiş olacak. Bundan dolayıdır ki Allah'a verdiğimiz sözler var. İmanla beraber Allah'a verdiğimiz sözler var. Beş vakit namazı biz kelime-i şehadetle beraber Allah'a söz verdik. Yalandan, haramdan, talandan uzak duracağımıza dair Allah'a söz vermiş olduk. Ne ile? İmanımızla beraber söz vermiş olduk. Bu sözler mutlaka yerine getirilmeli. Getirmemenin faturası mutlaka olacaktır. Faturasını günü geldiğinde herkes kendisi ödeyecektir.
Kıymetli dostlar, bu başlı başına bir konudur. Allah'a verdiğimiz sözlerin yerine getirilmesi başlı başına günlerce, saatlerce işlenecek bir konudur. Biz bunun dışında insanlarla olan münasebetlerimizde de vefa dediğimiz yerine getirilmesi gereken sözlerimiz vardır, muamelelerimiz vardır. Bir de bunları gözden geçirmiş olalım. Kıymetli dostlar, iki Müslüman arasında veya iki grup arasında yapılan bir takım akitler oluyor. Alışveriş akti gibi, ortaklık akti gibi veya kiralama akti gibi akitler oluyor. Bu akitlerin bir kısmı her iki tarafı bağlayıcıdır. Mesela alışveriş yapıyoruz. Ben bu malı satıyorum, sen de alıyorsun. Ben satıcıyım, sen de alıcısın. Ben diyorum ki bunun fiyatı 1 liradır. Sen de diyorsun ki ben bu suyu senden 1 liraya satın aldım diyorsun. Ben sattım diyorum, sen de satın aldım diyorsun. Buna biz akit diyoruz. Bu akit yapıldığı zaman bu suyun mülkiyeti benden sana geçiyor. 1 lira mı konuştuk, sendeki 1 liranın mülkiyeti de bana geçmiş oluyor. Bu akit neticesinde ben bu suyu sana vermek mecburiyetindeyim, sen de 1 lirayı bana vermek mecburiyetindesin. Benim bunu sana teslim etmem, senin de bana 1 lirayı teslim etmen vefadır. Vefadır. Yani anlaşmanın gereğini yerine getirmektir. Peki dinen bunun hükmü nedir? Dinen bunun hükmü farzdır. Dolayısıyla ben sana bir araba satmak için pazarlık yaptım. Arabanın fiyatında sadık kaldık. Ben sana dedim ki bu arabayı 98 bin liraya sattım. Sen de dedin ki ben de bu arabayı senden 98 bin liraya aldım. Bu cümlelere akit denir. Sattım, aldım cümleleri bittikten sonra arabanın mülkiyeti benden sana geçmiş oluyor. Sendeki 98 bin liranın mülkiyeti de bana geçmiş oluyor. Bana düşen görev arabayı sana teslim etmektir. Bana düşen görev arabayı sana teslim etmektir. Sana düşen görev onun parasını bana teslim etmektir. Buna ne diyoruz? Vefa diyoruz. Ben sana arabayı teslim etmezsem günaha girmiş olurum. Sen bana parayı teslim etmezsen günaha girmiş olursun. Ben vazgeçtim tek taraflı. Tek taraflı akitlerden vazgeçilmez. Bağlayıcı olan akitlerden vazgeçilmez. Yani akit yaptık mı? Bu malı ben sana şu fiyata sattım. Sen de ben bu fiyata satın aldım dedin. İşin içerisinde bir hile yoksa, bir aldatma yoksa, hilaf-ı hakiket bir beyan yoksa bu bağlayıcıdır. Bağlayıcıdır deyince sen istersen parayı vermiş ol, istersen parayı vermiş olma. Aldım, sattım ifadelerini kullanınca akit bitmiştir. Bu akit neticesinde ben sana o malı vermek mecburiyetindeyim, sen de bana parasını vermek mecburiyetindesin. Bu araba alım satımlarında böyle olduğu gibi, efendim, arsa alıp satımlarında, efendim, daire alıp satımlarında da bu böyledir. Diyelim ki, alışveriş akitlerinde ben bu malı alacaktım, akit yaptım, daha sonra caymak istiyorum. Caydım demekle insan caymış olamaz. Karşılıklı anlaşma ile akdi bozabilirler. Ona İslam hukukunda ikale denir. Yani, gelirsin satın aldığın kişiye, ya satan vazgeçmek istiyor veya satın alan vazgeçmek istiyor. Vazgeçmek istediği zaman tek taraflı vazgeçemez. İkisi bir araya gelirler, karşılıklı rıza ile vazgeçebilirler. Buna da ikale diyoruz. Yani yapılan akdi bozmaktır. Yoksa
ben parayı vermedim, yetki elimdedir veya malı teslim etmedim, yetki elimdedir diyerek parayı vermemesizlik veya mal sahibi malı vermemezlik yapamaz. Demek ki alışveriş akdi yapıldığı zaman ben bu malı sattım. Sattıktan sonra yani akit yaptım. Akit yaptıktan sonra henüz mal benim elimdeyken, teslim etmemişken daha yağlı bir müşteri buldum. 10 liraya sattığım bir malı 15 liraya satabilecek bir imkan buldum. Dönebilir miyim, vazgeçebilir miyim? Yok. Artık alışveriş bitmiştir. Yeni bir müşteri, daha yağlı bir müşteri buldum diye vazgeçemem. Veya malı satın alan kişi, bu malı benden satın aldıktan sonra teslim almadan, parasını ödemeden daha ucuza bir başka yerde buldu. Vazgeçebilir mi? Vazgeçemez. Vazgeçmeyi gerektirecek aldanma gibi bir takım sebepler olmalıdır ortada. Aldanma gibi bir sebep söz konusu değilse, mal kusurluydu, ben malın kusurunu söylemedim. Adam aldı malı, kusurlu gördü, vazgeçebilir. Ama böyle bir şey söz konusu değilse, bir aldatma söz konusu değilse, akitler bağlayıcıdır. Aynı şey kira hukukunda da geçerlidir. Ben evimi bir yıllığına her ay 1000 TL olmak üzere birisiyle kira akdi yaptım ve adam da ben bu evi bir yıllığına her bir ayı 1000 lira olmak üzere kiraladım dedi. Ben de kiraya verdim dedim. Bu kira sözleşmesi bağlayıcıdır. Ağızdan bu sözler karşılıklı çıktığı zaman, akit olarak çıktığı zaman istersen imzaya at, istersen imzaya atma. Kira sözleşmesini ister yap, ister yapma. Ben bunu şu kadar kiraya verdim. Öbürü de ben bunu şu kadar kiraya tuttum dedikten sonra bu akit bağlayıcıdır. Ben evi ona teslim etmek veya dükkanı ona teslim etmek mecburiyetindeyim. O da kirasını ödemek mecburiyetindedir. Mücbir bir sebep olmadan adam efendim ben kiraya tutmuyorum orasını, vazgeçtim deyip benim rızam olmadan vazgeçemez. Vazgeçtiği takdirde bir senelik mi konuştuk? Bir senelik kirasını alırım ondan. Çünkü karşılıklı olarak bu bağlayıcıdır. Ev sahibi de vazgeçemez, kiracı da vazgeçemez. Demek ki kıymetli dostlar, müminler arasında, insanlar arasında yapılan sözleşmeler nedir? Akitlerin bir kısmı her iki tarafı bağlayıcıdır. Alışveriş bu akitlerden birisidir. Bir de kıymetli dostlar, yağlı müşteri buldum diye, daha ucuz mal buldum diye vazgeçmenin caiz olmadığını ifade etmiş oldum. Bir de akitlere ilave edilen şartlar vardır. Bu şartlar da geçerli midir, değil midir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde el-muslimûne alâ şurûtihim diyor. Müslümanlar birbirlerine karşı konuşurken, akit yaparken bir takım şartlar ile sürmüşlerse bu şartlar geçerlidir diyor. Bu şartlar bağlayıcıdır diyor. Ancak hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz illa şartan harrama helalen ev ehelle harame. Ancak şart koşan kişi bir helali haram kılan veya haramı helal kılan bir şart koşarsa o geçersizdir. Mesela bir alışveriş yapıyor, alışverişin içerisinde faiz şartını koşuyor. Bu geçerli olmaz. Kıymetli dostlar, adam diyor ki, alışveriş yapıyor. Diyor ki, ben sana bu arabayı, misal olarak araba diyorum, siz daireyi de bunun içerisine koyarsınız, diğer alışverişte de buna koyarsınız. Ben bu daireyi sana, işte 450 bin TL, 3 ay ödemeyle sattım. 3 ay içerisinde bunu ödemezsen dolara çeviririz veya her ay şu kadar faiz üzerine koyarım dedi. Akdi böyle yaptı. Bu şart geçerli midir? Yani 3 ay içerisinde ödenmediği takdirde her ay şu kadar faiz terettüp edecek dese bir Müslüman bir Müslümanla yaptığı alışverişse bu geçerli midir? Haramı helal kılan, helali haram kılan şartlar geçersizdir. Bunun dışında meşru olan şartlar geçerlidir. Dolayısıyla eğer bir akit, bir alışveriş yapılmışsa, meşru şartlar ileri sürülmüşse bu şartlar da mutlaka yerine getirilmelidir. Ben seninle konuşurken 0 kilometre bir araba istediysem,
sen bunu şart olarak koştuysam, sen ikinci el bir araba bana verirsen bu olmaz. Konuşma eğer 0 kilometre ise böyle. Vurulmamış efendim, orijinal, her şeyi orijinal diye şart koşmuşsam, sen de bunu beni kandırarak efendim orijinal olmayan bir arabayı veya bir motoru, makineyi bana verecek olursan şartlara muhalefet etmiş olursun. Dolayısıyla akitlerde, anlaşmalarda şartlar aynen akitler gibi geçerlidir. Müminler verdikleri sözlerde durmalıdırlar. Akit sattım dediysen sattın, bitti bu iş. Aldım dediysen aldın, bitti bu iş. Kira verdim dediysen bitti bu iş. Karşılıklı icap kabul dediğimiz, aldım öbürü de verdim dediyse, tamam kabul ettim bu fiyatlarda anlaştık dediyse bu bağlayıcıdır. Bağlayıcı olduktan sonra her iki taraf buna uymak mecburiyetindedir. Ben caydım diyemez. Ben caydım diyebilmesi için karşı taraf bunu kabul etmesi lazım. Kabul etmedikten sonra cayamaz. Caydığı takdirde mes'ul olur kıymetli dostum. Şimdi yerine getirilmesi vacip olan, getirilmediği takdirde sorumluluğu olan şeylerden birisi alışveriş akitleridir, bağlayıcıdır dedi. Bir de bu alışveriş akitlerinde veya icare akitlerindeki şartlar, bunlar da geçerlidir. Adam diyor ki ben arabamı sana kiraya verdim. Bu araba İstanbul'un dışına çıkmayacak dedi. İstanbul'un sınırları içerisinde bunu sana kiraya verdim diyor. Asfalt yoldan çıkmayacaksın dedi. Dağ yoluna çıkmayacaksın. Sablice yola girmeyeceksin dedi. Kiraya verdi arabayı. Değil mi? Şimdi arabayı böyle kiraya verdiyse mevcut hız sınırı nedir? 120 midir? 120'yi aşmayacaksın dedi. Bu şartlar muteber şartlar mıdır? Elbette bunlar muteber şartlardır. Bu şartlara uyması gerekir. Uyulması gereken akitlerden birisi de nezir ve adaklardır kıymetli dostlar. Bir insan benim şu işim olursa, oğlum askerden gelirse, kızımın muruvvetini, oğlumun muruvvetini görürsem, torunum dünyaya gelirse, çocuğum kız olursa veya erkek olursa Allah için bir kurban keseceğim demiştir. Bu adaktır. Veya 3 gün oruç tutacağım demiş veya hacca gideceğim demiş. Efendim, adak yapmış. Bunlara biz adak diyoruz. Bu adakların da yerine getirilmesi nedir? Vaciptir. Yani bir insan, şu işim olursa Allah için kurban keseceğim veya namaz kılacağım veya şu kadar oruç tutacağım diye veya hacca gideceğim diye cinsinden vacip olan maksut bir ibadet, müstakil bir ibadeti adadığı zaman, nezrettiği zaman bu da yerine getirilmesi gerekir. Buna da vefa deniyor. Yani insanın sözünü yerine getirmesi, tutması anlamındadır. Kıymetli dostlar, durup dururken bir insan kurban kesmesi, yani kurban bayramının dışında normalde Allah için keser, et için keser, yer falan. Besmele ile kestikten sonra problem değildir. Ama adak yaptığı zaman o adağı mutlaka kurban mıdır yerine getirmesi lazım. Oruç mudur yerine getirmesi lazım. Nasıl adadıysa öyle o şekilde. Tabi bunların tafsilatı vardır. Yani adam diyor ki benim oğlum askerden gelirse Allah için bir kurban keseceğim. Çoluk çocuk, akraba, kendi aramızda bunu yiyeceğiz diyor. Adak adak mıdır? Adak adaktır. Ama çoluk çocuk, akraba, kendi aramızda yiyeceğiz sözü geçersizdir. Çünkü adaktan kendin yiyemez. Eşin yiyemez. Usul ve furuğun yiyemez. Annen, baban, çocukların da yiyemez. Öyleyse bu sözün bir kısmı geçerlidir, bir kısmı geçersizdir. Şu işim olursa kurban keseceğim, akrabalarımızla yiyeceğiz. Kurban kesmen gerekir ama akrabalarını da yiyemezsin. Adaklardan sadece fakirler yiyebilir bir. Bir de adayan kişinin usul ve furuğu yiyemez. Eğer kurbansa. Annesi, babası, çocukları yiyemez. Eşi de yiyemez. Diğer akrabaları fakirse yiyebilirler. Kardeşi, kız kardeşi, amcası, dayısı, halası, teyzesi. Bunlar fakirse yiyebilirler. Ama hocam adam söz verirken, nezir yaparken ben de yiyeceğim dedi. Bir adam nezirse ben zekatımı oğluma vereceğim dese oğluna zekat verebilir mi? Veremez. Kızına zekat verebilir mi? Veremez. Babasına zekat verebilir mi? Ama ben öyle söz verdim. Senin sözün geçerli olmaz ki. Bu işin kriterini, kuralını kim koyar? Allah koyar.
Onun için adak yaparken muteber olan sözler geçerlidir, muteber olmayan sözler geçerli değildir. Benim şu işim olursa Eyüp Sultan'da bir kurban keseceğim dedi. Kurban kesmesi gerekir ama Eyüp Sultan'da kesmesi gerekmez. İstediği yerde kesebilir. Mekan bağlayıcı değildir. Benim şöyle bir işim olursa Kâbe'de bir kurban keseceğim. Kurban kesmesi gerekir ama Kâbe'de kesmesi gerekmez. Demek ki bazı adaklarda bazı şeyler bağlayıcıdır ama bazı şeyler bağlayıcı değildir. Kâbe'de 3 gün oruç tutacağım. Medine'de tutacağım. Nerede tutarsan tut, 3 gün oruç tutman gerekiyor. Mekke, Medine fark etmiyor bu konuda. Demek ki kıymetli dostlar, Müslümana yakışan sözünde durmaktır. Eğer bu alışveriş akdi ise kesinlikle durması gerekir, boynunun borcudur. Alışverişlerde veya diğer hukukta, akitlerde bir takım ileri sürülmüş şartlar varsa, bu şartlar da meşru şartlarsa bunlar yerine getirilmesi gerekir. Bir de yapılan adaklarda ve nezirlerde mutlaka yerine getirilmesi vacip olan akitlerdendir. Bunlar da yerine getirilmelidir. Bir de kıymetli dostlar, yerine getirilmesi tavsiye edilen işler vardır. Mesela bunlardan birisi vasiyet, birisi hibe, birisi de vaattir. Kıymetli dostlar, vasiyet konusu nedir vasiyet? Bir insanın hali hayatında verdiği şeylere teberrü denir. Yani fakire, sevdiklerine, hayır kurumlarına, anasına, babasına hayattayken verdiği şeylere ne diyoruz? Teberrü diyoruz. Zekat olarak veriyorsa zaten zekattır. Ama bir insan ölümünden sonrası için vermeyi taahhüt ettiği şeylere vasiyet denir. Hayattayken al dediği teberrüdür veya zekattır neye niyet ettiyse. Ama ben öldükten sonra bu senindir derse buna ne diyoruz? Vasiyet diyoruz. Peki bir insanın hayatında vasiyet olmalı mı? İlk zamanlarda henüz mirasla ilgili ayet-i kerime nazil olmamıştı. İslam'ın ilk yıllarında henüz mirasla ilgili ayet-i kerime nazil olmamıştı. O zamanlarda vasiyetle ilgili Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyurdu. Kütübe aleyküm اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا Sizden biriniz ölüm döşeğine düştüğünde malı da varsa ona farzdır. اَلْوَصِيَّتُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَب۪ينَ بِالْمَعْرُفِ Annesine, babasına ve yakınlarına vasiyette bulunması, maruf bir şekilde vasiyette bulunması farzdır denmişti. Ancak bu ayet-i kerime ne zaman gelmiştir? Henüz mirasla ilgili ayetler belirlenmeden, henüz gelmeden, tayin edilmeden önceydi bu. Yani mirasla ilgili Kur'an'da bir hüküm gelmemişti. O zaman vasiyet farz kılınmıştı. Kur'an-ı Kerim'de kıymetli dostlar, Nisa suresinin içerisinde birkaç yerde Cenab-ı Hak vasiyetten bahsediyor. مِنْ بَعْدِ وَسِيَّتٍ يُوْسِينَ بِهَا اَوْدَيْنَ مِنْ بَعْدِ وَسِيَّتٍ يُوْسَى بِهَا اَوْدَيْنَ غَيْرَ مُدَارٍ Yani miras konusu anlatılırken vasiyet konusu da gündeme geliyor. Sonuç olarak şöyle söyleyeyim. Bir müminin hayatında verdiklerine teberrü diyoruz. Ölümünden sonrası için vermeyi üstlendiği şeylere ne diyoruz? Vasiyet diyoruz. Peki vasiyette bulunmak doğru mudur, değil midir? Vasiyette bulunmak doğru mudur, değil midir? Ya ben öldükten sonra şurası fakirlerin, şu fakirlerin olsun veya amcamın olsun, dayımın olsun gibi akrabalarından fakir gariban birisine vasiyette bulunuyor. Veya sevdiği bir insana vasiyette bulunuyor. Doğru mudur, değil midir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ اَمْوَالِكُمْ Allah Celle Celaluhu mallarınızın üçte birini size tasadduk etmiştir. Yani bir insan öldükten sonra malı artık onun değildir. Kimindir malı? Varislerindir. İnsan öldükten sonra malı kimindir? Varislerindir. Adam ölür ölmez son nefesini teslim etti mi? Gık, bitti. Artık mal kimindir? Varislerindir. Şimdi kıymetli dostlar burada işinize yarar diye söylüyorum. Babamız ölüyor. Annemiz ölüyor. Eşimiz ölüyor. Sonra bıraktığı malı
6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene, 5 sene taksim etmiyoruz. Peki niye taksim etmiyorsun? Niye taksim etmiyorsun? Bu mal annemiz ölünce, babamız ölünce, eşimiz ölünce varis miyiz biz? Bizim gibi biz varis olduğumuz gibi kardeşimiz, kız kardeşimiz, onlar da varis mi? Varis. Peki bu onun hakkı başka, benim hakkım başka. Onun hakkı başka, benim hakkım başka. Yarın benim kardeşim öldü, çocukları var. Onun hakkı çocuklarına intikal edecek. Bir insan öldüğü zaman onun malını varisler taksim etmelidir. Herkes hakkını bilmelidir. Ben bir harcama yapıyorsam kendi malımdan harcama yapmalıyım. Ortak maldan harcama yapmamalıyım. Kardeşler kendi arasında, varisler kendi arasında mutabık kalırlarsa buna bir şey söylenmez. Ama normali nedir? Normali, bugün babam öldü, yarın ben ölmüş olabilirim. Kardeşim ölmüş olabilir. Babamdan bana intikal eden çocuklarıma intikal edecektir. Kardeşime intikal eden çocuklarına intikal edecektir. Öyleyse herkes hakkını bilmelidir. Onun için bir insan öldü mü, varisler malı kendi aralarında taksim etmelidirler. Biz öldükten sonra varislerimize intikal edecek mal ile ilgili tasarruf hakkımız yoktur. Yani ben öldükten sonra oğluma, kızıma, eşime şurası burası hakkım değildir. Varislere vasiyet edilmez. Varislere vasiyet edilmez. Ben öldüğüm zaman iki arabamı şu oğluma vereceksiniz, iki tane dairemi şu kızıma vereceksiniz dese geçerli midir? Hiç geçerli değildir. Varislere yapılan vasiyet geçersizdir. Peki varislerin dışında, varislerin dışında olanlara vasiyet yapılır mı? Yapılır. Yapılmalı mıdır noktasına gelince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İnne Allah Teala tasaddaka aleyküm bi sulusi malikum." Mallarınız siz öldükten sonra olduğu gibi varislerinize intikal eder. Yapabilecek hiçbir şeyiniz yok. Hayatta istediğin kadar verirsin. Ama ölümden sonraya kalırsa bu mal varislerindir. Cenab-ı Hak 1/3 bir yetki verdi size. Kendi malındır. Ama ölümden sonraya bırakırsan yetkin 1/3'dir. 1/3'den fazla değildir. Yani ben öldükten sonra malımın sadece 1/3'ünü sağa sola vasiyet edebilirim. Derim ki ben öldükten sonra 3 tane dairem var ya, bir tanesini falanca yetimlere verdim, falanca medreseye verdim, falanca fakirlere verdim dersem ancak bu kadar söyleyebilirim. 3 tane daireden ikisini verebilir miyim? Geçersizdir. Sadece bir tanesi geçerlidir. Yani 1/3'ünden fazla olan vasiyet geçersizdir. Ne zaman geçerli olur? Varisler kendi aralarına toplanırlar. Derler ki bizim ihtiyacımız yok. Babamız 3 tane daireden ikisini vasiyet etti. Biz bunu onaylıyoruz derlerse amenna, onaylarlar, olur. Ama vasiyetle varisler bunu onaylamadıktan sonra bu geçersizdir. Ne kadarı geçerlidir? Sadece 1/3'ü geçerlidir. 1/3'ünden fazlası geçersizdir. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah Celle Celaluhu ölümünüzden sonra malınızın sadece 1/3'üne vasiyet yoluyla tasarruf hakkını size vermiştir. Yani mümkündür ki hayatta eksiklerim vardır, kusurlarım vardır. Malı kazanırken, harcarken eksiklerim vardır. Ben 1/3'ünü sadaka-i cariye olarak fakirlere, yetimlere, yoksullara, hayır kurumlarına vasiyet etmek istiyorum dersen bu yetkiyi Allah veriyor. 1/3'ünü de yetki veriyor. Ziyadeten lekum fi a'malikum, yaptığınız amellere takviye olsun diye. Ben ahirete göçüyorum. Efendim ama eksiklerim vardır, amellerimde kusurlarım vardır, hesabımı vermekte zorlanacağım açıklarım vardır. Bu açıkları kapatmak üzere, bunlara destek olmak üzere malının 1/3'üne kadar olan kısmını Allah sana tasadduk etmiştir. Yani vasiyet yoluyla bunu değerlendirebilirsin demek. İstersen vasiyet yapabilirsin. Önemli olan vasiyetler nedir? Birkaç tane önemli madde vardır. Dersimizin konusu sadece vasiyet değildir. Ama böyle hepten de bir maddeyle geçmek istemediğim için bilgi kirliliği olmasın diye şunları aktarmam gerekiyor. Vasiyette en önemli şey 1/3'ünden fazla olmamalı. İkincisi, vasiyet edecek olan, 1/3'ünü vasiyet edecek olan kişi bir bakmalı. Geride kızı mı var, oğlu mu var, eşi mi var?
Gerçekten bunlar fakir mi, muhtaç mı? Kendi ayakları üzerinde duramayacak cinsten mi? Eğer böyleyse onlara vermek, başkasına vermekten daha evladır. Çünkü çoluğu çocuğu başkasına el açacak, dilencilik yapacak, kendisi başkasının elini dolduracak. Bu olmaz, doğru olmaz. Kendi varisleri eğer fakir ve muhtaç iseler, o zaman onlara bırakması daha doğru olur. Geçenlerde bir kardeşimiz aradı beni. Trakya tarafında dedi, hocam benim çocuğum yok. Çocuğum olmadı. Malım da var. Ben bu servetimle müstakil bir cami yapmak istiyorum. Kardeşlerim var, kız kardeşlerim var. Bir cami yapsam, bunlara bir şey bırakmasam günah olur mu dedi. Ben de kendisine sordum. Oğlu yok, kızı yok, çocukları yok. Kardeşlerim, kız kardeşlerim de bir kısmı istikameti bozuk, bir kısmı ay yaş sarhoş diyor. Ben de sordum kendisine, dedim ki, kardeşlerin, kız kardeşlerin muhtaç mı? Başkasına el açacak durumda mı? Yok hocam dedi, hepsinin durumu iyi. Yani hepsinin durumu iyiyse o zaman ne yapabilirsin? Hayattayken zaten bunu yapacaksın, hayatta bunu camiye çevirebilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Vasiyet konusunda demek ki çoluğumuz, çocuğumuz muhtaç, fakir ise başkasına vasiyet edecek yerde onlara bırakmak nedir? Daha doğrudur. Ama onlar fakir, muhtaç değil veya onlara yeterince bırakıyoruz ise üçte birini tasadduk etmek, vasiyet etmek faydalıdır. Çoluğumuz, çocuğumuz istifade ettiği gibi biz de eksiklerimizi gidermiş oluruz. Vasiyetle ilgili söyleyeceğim bir nokta da şudur kıymetli dostlar. Vasiyet yapıldıktan sonra üçte biri geçmiyorsa bu bağlayıcıdır. Ne demek bağlayıcıdır? Diyelim ki benim üç tane dairem var. Değerleri birbirine denk. Ben bu üç tane dairenin bir tanesini vasiyet ettim. Hakkım mıydı? Hakkımdı. Ben bunu vasiyet ettim. Yani ölümden sonra, ben öldükten sonra bunu falanca yetim gruba verirsiniz dedim. Veya hayır kurumuna verirsiniz dedim. Bu sabit mi? Sabit. Şahitlerle bu ispatlanması lazım. Eğer bir vasiyet yapıyorsan iki şahitle bunu ispatlaman lazım. Ve yazılı, imzalı şekilde ortaya koyman lazım. Ben öldükten sonra benim çocuklarım üçte biri aşmayan bu vasiyetimi uygulamak mecburiyetindedirler. Yani biz anlamayız kardeşim, biz kendi aramıza taksim edelim, isteyen hakkından, kendisine düşenden versin diyemezler. Mal taksiminde kesinlikle bunu ayırmaları lazım. Vasiyet, mirasa bu intikal etmez. Eğer benim çocuklarım kalkar derlerse ki hayır, biz önce kendi aramıza taksim edelim, kendi payına düşen isteyen versin, isteyen vermesin. Böyle bir hakları yoktur. Çünkü Allah bana ne hakkını verdi? Malımın üçte birini mirasa koymayıp, kendi adıma, kendi amellerimdeki eksiklerimi telafi etmek için bunu fakirlere, yetimlere, yoksullara, istediğim taraflara tasarruf etme yetkisini Allah bana vermiştir. Dolayısıyla bu varisleri bağlayıcıdır. Bunda şey yapamazlar. Değişiklik yapamazlar. Adam diyor ki 100 bin lira diyor. Falanca kuruma vermeyi vasiyet ettim diyor. Adam bıraktı 1 trilyon servet. Bu 100 bin lirayı mirasa koyup kendi aralarına taksim edemezler. Ederlerse çalmış oldukları bir para, haksız olarak aldıkları bir kazanç nasıl haramsa, babadan da intikal etse bu haramdır. Varisler bunu kullanamazlar. Bir de kıymetli dostlar, onun bunun bizde hakkı vardır. Falana borcumuz var, şişmana borcumuz var, verdiğimiz sözler vardır. Tabii ölümlü dünyayız. Akşam yastığa başımızı koyduk, sabahleyin kalktığımızda kalkamayabiliriz değil mi? Peygamber Efendimiz buyur ki sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan bir insan bir gece veya iki gece vasiyeti olmadan, yazılı bir vasiyeti başucunda olmadan geceleyemez diyor. Mutlaka borçlarımızı, alacaklarımızı, bizden sonra çocuklarımızın başını belaya sokmamak lazım. Veya elemanlarımızın başını belaya sokmamak lazım. Birisi gelecek diyecek ki benim alacağım var diyor. Kardeşim kayıtlarda kuyutlarda yok. Borcum vardı diyen az çıkıyor da alacağım var diyen çok çıkıyor. Ha bunlar ne olması lazım? Kayıtlarda bunlar olması lazım. Vasiyette bunlar olması lazım. Şimdi sözün özü kıymetli dostlar. Demek ki bir insan vasiyet etmeli midir? Vasiyet tavsiye edilir. Ne zaman? Çoluğu çocuğu gerçekten muhtaç değillerse. Bir de kıymetli dostlar, yerine getirilmesi sakıncalı olan vasiyetler var. Nedir o? Adam
söz veriyor, nezir ediyor ama verdiği söz, efendim, yaptığı nezir haram olan bir şeydir. Günah olan bir şeyi söz veriyor, günah olan bir şeyi nezir ediyor. Falanca kişiye söz veriyorum, öldüreceğim diyor. Yok ki böyle bir hakkın yani. Sen bunu çiğnemek mecburiyetindesin. Söz veriyor adam, ben mutlaka, efendim çok affedersiniz, şu işim olursa kadeh kaldıracağım diyor, yemin ediyor. Yeminini bozması farzdır ve onun kefaretini de ayrıca cayır cayır ödemesi gerekmektedir. Şöyle toparlayalım, ezan-ı Muhammed'e okundu. Müslümana yakışan sözünde durmaktır. Sözünü, Allah'a verdiği sözünü mutlaka yerine getirmeli. Akitlerle ilgili, sözleşmelerle ilgili sözlerimizi mutlaka yerine getirmeliyiz. Vasiyetlerle ilgili, efendim, sözlerimizi mutlaka yerine getirmeliyiz. Haramı helal etme yetkisine sahip değiliz. Helali de haram etme yetkisine sahip değiliz. İnsanlara verdiğimiz sözlerde dinen sakıncalı olmayan sözlerimizi mutlaka yerine getirmeliyiz. Münafığın alametlerinden birisi verdiği sözü yerine getirmez. Allah Celle Celaluhu ve evfu bi ahdillah ila ahettum, Allah'a verdiğiniz sözleri mutlaka yerine getiriniz buyurmaktadır. Mü'mine yakışan sözünde durmaktır kıymetli dostlar. Ezan-ı Muhammed'i okundu kıymetli dostlar. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Her zaman söylüyorum, kurban kesecek olan kardeşlerimiz mutlaka kendi evlerinde kurban kesmeliyiz. Ben kurbanla uğraşamam dememeliyiz. Evimize kurban sirkülasyonu olmalıdır. Çocuklarımız bu kültürden mahrum olmamalıdır. Bir tane mi kurban kesiyorsun kardeşim? Kendi evinde kes. Bazıları ne yapıyor şimdi? Yeni modalar çıktı. Bakkallarla, marketlerle anlaşıyorlar. Şu kadar et, şu kadar para, kurbanını kesiyorum. Kardeşim, et pazarı mı burası ya, kurban pazarı? Kurban pazarlaması mı, et pazarlaması mı? Sen et mi satıyorsun? O zaman git kasaptan al ya. Et pazarlaması olmaz. Bu doğru değildir. Bu uygulama yanlıştır. Kardeşim, ver vekaletini, kurbanını gör. Kesiliyorsa kurbanın, olduğun yerde kesiliyorsa git başında bekle. Gör, gözünle beraber gör. Bunu tavsiye ederiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma annemize, kalk kurbanını git başına, sen kesildiğini gör. İlk damlası, kan damlası yere damladığı andan itibaren Allah senin günahlarına kefaret kabul etmiştir buyuruyor. Biz kurum olarak aldığımız kurbanları bayramın ikinci günü öğleden sonra kesiyoruz. Keserken de canlı yayından arkadaşlar, kardeşlerimiz, hisse sahipleri telefonlarından canlı yayından seyredebiliyorlar. Vekaletinin verildiğini, kurbanın kesildiğini canlı yayından seyredebiliyor. O da yani bugünkü imkanlara, teknolojik imkanlara göre bu da olmadığından iyi bir şeydir. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımız 625 lira hisseyle yurt dışında kurban kesiyor. 850 lira hisseyle de yurt içinde kurban kesiyor. Elbette başkanlığımızın yaptığı bu kurban organizasyonu gerçekten güvenilir bir organizasyondur. Yurt dışında aşağı yukarı 145 ülkeye kurban eti götürüyorlar. Ve gerçekten görevli hoca efendiler gidiyorlar. Bunları kendi elleriyle teslim ediyorlar. Yurt içinde ve yurt dışında bu güvenilir bir organizasyondur. CD'sinde canlı canlı seyretme imkanı vardır. Biz de kurum olarak Diyanet kadar güçlü ve kuvvetli bir kurum değiliz. Onların 850 liraya hallettiğini biz o kadar fiyatı halledemiyoruz. Ancak 1000 liraya hallediyoruz. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na güvenerek kurban hisseleri verebilirsiniz. Bize de güvenerek verebilirsiniz. Biz derken biz zaten sizden farklı değiliz. Çünkü buradaki hizmetler bizim hizmetler değil ki, hep beraber, sizle beraber bizim hizmetlerimizdir. İnşallah Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri kazasız belasız, sağlıklı, sıhhatli bir kurban bayramını eda etmeyi her birimize nasip eylesin. Ama özellikle kıymetli dostlarım, kurban bir ibadettir, et değildir. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا Kurbanlarınızın etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Gönlünüzdeki takva, kalbinizdeki samimiyet Allah'a ulaşır. Cenab-ı Hak kurbanın kilosuna bakmaz. Senin samimiyetine, benim samimiyetime bakar. Onun için 7 tane ortaktan bir tanesi sadece et niyetiyle girmiş olsa kurban hissesine, hiçbirisinin kurbanı olmaz. Geride kalan 6'sının kurbanı da olmaz. Çünkü kurban bir bıçakla kesilir. Ya Allah için kesilmiştir, ya et için kesilmiştir. Öyle marketlerden et niyetiyle şu kadar et, şu kadar fiyata kurban. Nasıl kurban o zaman? Et mi satın alıyorsun, kurban mı kesiyorsun? Nasıl oluyor? Bu az çıkar, çok çıkar. Öyle değil mi?
Kestin kurbanı, 18 kilo ya şu kadar. Ya kestin kurbanı 19 kilo çıktı. Bana yine 18 kilo veriyorsun. O 1 kilosunu nasıl alıyorsun? Nasıl oluyor yani? Bu uygulama yanlıştır, doğru değildir. Bu bakımdan kıymetli dostlar, ibadette ibadet hassasiyeti. Et istiyorsanız kasaplarda her zaman var. Ama kurban bayramında kesilecek olan kurban olduğuna göre kurban hassasiyeti yerine getirilmesi lazımdır diyorum. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi ibadetinde hassas olan kullarından eylesin. Rabbim Celle Celaluhu ruz-i mahşerde hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaşmaktan her birimizi muhafaza eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için Allah rızası için El-Fatiha.